Sayın katılımcılar, sayın konuşmacılar, sayın konuşmacımız merhaba. Kimi Yönetim Kurulu Başkanı olarak sayın konuşmacımız, yönetim kurulu üyemiz Profesör Doktor Recep Karadağ yönetim adına ve yönetim kurulumuz ve tüm üyelerimiz adına sizi saygıyla selamlıyorum. Derneğimiz COVID-19 ile mücadele evde kal günlerinde kültür varlıklarını korumak, araştırmak, toplumda koruma bilincini sürdürmek adına çok değerli üyelerinin farklı konulardaki deneyim ve uzmanlıklarını sizlerle karşılıklı paylaşmak adına yola çıktı. Yürüdüğümüz bu yolda ikinci durağımız, diğer bir deyişle ikinci çevrim içi webinar konferansımızı yine arkeometri ile devam ediyoruz. Tüm söyleşilerimizi derneğimizin web sayfasında ve YouTube hesabında yayınlayacağız. Bizi izlemeye devam ediniz lütfen. İlk söyleşimiz 23 Nisan'da yine arkeometri konusunda olmuştu. Birazdan ülkemizde arkeometri alanında sayısı çok az olan seçkin bilim insanlarından tekstil, doğal boya, analiz ve laboratuvar uygulamaları ve akreditasyon konusunda uzman, TÜBİTAK, Devlet Planlama Teşkilatı, UNESCO İpek Yolu projeleri ya da yüksek bütçeli Avrupa Birliği projeleri yürütmüş ya da ortak olmuş, ulusal ve uluslararası birçok bilimsel yayına imza atmış, Türk Kültür Vakfı Doğal Boya Laboratuvarı Danışmanı, İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi, derneğimizin yönetim kurulu üyesi Sayın Profesör Doktor Recep Karadağ sizlere hitap edecek. Konusu kültürel miras laboratuvarlarının önemi ve altyapıları. Sayın Karadağ söyleşisinde laboratuvarlar, donanımları, yeterliliği, personel eğitimi, yeterliliği, analizler, sonuçlar ve çıkan bilimsel yayınlar, laboratuvar akreditasyonu konularına değinecek. Söylemişimiz soru cevap dahil toplam 40 dakika sürecek. Sayın Karadağ'ın sunumu kesintisiz 25-30 dakika izleyeceğiz. Sayın hocamızın sunumunu sorularla çok fazla kesmek istemiyorum. Şimdi tüm katılımcılardan ekranların sol alt köşesindeki mikrofon ikonunun üzerine tıklayarak mikrofonlarını unmute yani kapalı hale getirmelerini rica edeceğim. Böylelikle de arka planda ulaşabilecek istenmeyen sesleri engellemiş olacak. Görüntülü ekranınızın altındaki chat ikonunu tıklayarak bize merhabalarınızı, mesajlarınızı ve sorularınızı gönderebilirsiniz. Profesör Karadağ'ın sunumu bittikten sonra kalan son 10 dakikaları da sorularınıza cevap vereceğiz. Verecek sayın hocamız. Ve sanal misafiriniz olarak sizleri ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Aslında bir anlamda bizler COVID-19 evde kal günlerinde sizlerin sanal misafiriyiz. Bizleri kabul ettiğiniz için teşekkürler. Şimdi sözü yönetim kurulu üyemiz Profesör Doktor Karadağ'a bırakıyorum. İlk sorumuz, başlangıç sorumuz, restorasyon, konservasyon ve analiz laboratuvarlarının kültür mirasımızın korunmasındaki önemi konulu söyleşiyle konusuyla başlıyor sunumuna. Buyurun hocam, söz sizin Recep Hocam. Sayın Başkan, teşekkürler. Buradan herkesi saygıyla selamlıyorum. Umarım bu toplantının faydalı olacağını düşünüyorum. Sesim net geliyor mu? Bir önce onu test etmek isterim. Sesiniz net geliyor bana göre. Diğerlerinde eğer bir şey varsa onlardan da. Bizler de duyuyoruz. Evet, teşekkürler Recep Hocam. Buyurun. Gayet iyi. Evet, gayet iyi. Özellikle kültürel miras konusundaki laboratuvarlar her ne kadar son yıllarda sayısı artsa da Türkiye bir noktada biraz geç kalmış olsa da ama sevindirici olan kısım şu ki birçok laboratuvar açılmaya devam etmiştir ve birçok laboratuvarda işlemlerini yürütmektedir. Bu nedenle laboratuvarlar olarak üniversiteler laboratuvarlar var. Bu konuda kültürel biraz. Vakıfların laboratuvarları var, müzelerin var, Kültür Bakanlığı'nın var, TÜBİTAK var. Özel vakıfların var. Milli sarayların var. Cumhurbaşkanlığına ait var. Dolayısıyla birçok belediyenin var.
Bu laboratuvarlar genellikle son yıllarda kurulmuş laboratuvarlar. Dünyaya ve Avrupa'ya baktığımız zaman biraz geride olmamıza rağmen laboratuvar sayısı hızla artmaktadır. Bu bir sevindirici olaydır Türkiye açısından. Tabii ki laboratuvar açmak önemli ama önemli, daha da önemli olan bu laboratuvarların koşulları ve burada yetişmiş eleman sayısının yeterli olup olmadığıdır. Bu nedenle laboratuvarlar açılırken mutlaka belli amaçlar için açılır ve belli amaçlar için özelleşirler. Örneğin taş için, örneğin seramik, örneğin tekstil ve benzeri laboratuvarlar, hepsini bir arada yapanlar da mevcut ama bunlar özelleşmiş olanları da mevcut. Baktığımız zaman laboratuvarlarda ve Türkiye açısından özellikle üniversitelere baktığımız zaman üniversitelerde cihaz ve teknoloji açısından yeteri kadar cihazlar mevcut. Her ne kadar üniversitelerdeki bu alandaki laboratuvar sayısı son derece azdır. Ancak birçok üniversitenin ve birçok bölümlerin kültürel miras alanında kullanılacakları cihazlar oldukça fazladır ve son derece de yüksek teknoloji cihazlardır. Tabii ki burada önemli olan bir soru ortaya çıkıyor. Bu da biz bu cihazlarda kültürel miras hakkında ya da kültürel mirasın analizi hakkında neler biliyoruz ya da neler bilmiyoruz. Ya da biz bu cihazlarda kültürel mirasa nasıl uygulayacağız? Ha, dünyada baktığınız zaman kültürel miras için özel üretilmiş bir cihaz yok. Mevcut olan cihazlar ya da mevcut olan cihazlara yeni yazılımlarla birlikte bu kültürel miras alanına taşınmaktadır. Yani herhangi bir üniversitenin, bölümlerin mevcut olduğu laboratuvar altyapısıyla bu kültürel mirasa ait bütün karakterizasyonlar yapılabilir. Burada bir sıkıntı yok. Bu cihazların yüksek kaliteli olması, ileri teknoloji olması dünyadaki hemen hemen Avrupa ülkelerinin birçoğunda da ileri olduğunu söyleyebilirim. Yani cihazların son dönemlerde çok daha yüksek teknolojili olduğu. Ancak buradaki önemli olan bu cihazların bu alanına kullanılmasıyla ilgili sorunlar çıkmaktadır. Burada iki tane önemli faktör vardır. Birinci faktörler, bir, bu cihazlarda kullananların özellikle kültürel miras alanında çok fazla ilgilerinin olmayışı. İkinci en önemli sorun ise maalesef ortak çalışma, multidisipliner bir çalışmanın olmayışıdır. En büyük sıkıntılardan birisi budur yani. Baktığınız zaman size gelecek olan herhangi bir eserin analizinde önce neyi araştırmanız gerektiğini bilmeniz gerekir. İki, bunu ne şekilde yorumlamanız gerekir? Konuyu bilmeniz gerekir. Bu nedenle ülkemizde en büyük sıkıntı multidisipliner çalışmaların son derece düşük olması. Saadet Hocam ses geliyor mu? Sanki biraz bir ses... gizemli geliyor, derinlerden geliyor. Biraz daha yaklaşık konuşursanız sanırım daha iyi olacak. Aslında geliyor fakat çok uzaklardan geliyor öyle, öyle gibi. Bu nedenle bizdeki, Türkiye'deki en büyük eksiklikler insan kaynağı. Evet. Yani bu alandaki insan kaynağının son derece az olmasından kaynaklı. Evet. İkinci olarak da tabii ki bu insan kaynakları diğer bilim dallarıyla ortaklaşa çalışmamaktadır. Genellikle çoğusu bireysel olarak yürümektedir. Bu nedenle baktığınız zaman bu tür kültürel mirasın analizleri konusunda ya da laboratuvarlar konusunda mutlaka bütün alanlardan ortak çalışmaların olması gerekir. Ya da onlardan destek alınması gerekir. Evet. Yani siz bir kimyacı olabilirsiniz, fizikçi olabilirsiniz, mühendis olabilirsiniz. Ama bir sanat tarihçiye ihtiyacınız vardır. Bir arkeologa ihtiyacınız vardır. Diğer bilimlere ihtiyacınız vardır. Bu nedenle
çalışmaların birçoğu bireysel düzeyde sürdürülmekte. Bu nedenle de ki istenilen sonuçlar tam olarak alınmamak. Size şöyle bir örnekle girmek isterdim. Bir çalışma yapıyorduk Marmara Üniversitesi'nde. Ve özellikle Topkapı'daki sarayındaki kumaşlardaki klaptan dediğimiz metallerin korozyona bağlı olarak altın gümüş miktarını tayin edip buradan bir tarihlendirmeye gidecek. Bu çalışmaları yaptığımız zaman evet orada bize somut veriler geldi. Hatta ölçtüğünüz zaman kalınlığı direkt olarak ölçümü yapıp hangi kalınlıklı olduğunu bulabildiğiniz algoritmalar geliştirdik. Ama bu algoritmalar burada kaldı. Sonra biz bir sanat tarihçi arkadaşımızla görüştüğümüz zaman biz elindeki arşiv belgesini çıkardık. Arşiv belgesinde şöyle yazıyordu bize onun söylediği. İşte 1650 yılında yayınlanan bir arşiv belgesi kullanılan klaptanlardaki altın miktarı ve gümüş miktarlarını veriyor. Şimdi oradaki de bir gram altından ne kadar uzunlukta bir klaptan elde edileceğini standartlara bağlanmıştır. Birinci kalite, ikinci kalite, üçüncü kalite. Şimdi biz eğer bu arşiv belgesinden haberimiz olmasaydı, evet biz karakterizasyonu yaptık, içinde şu kadar altın, şu kadar gümüş, şu mikron ya da şu nanometre kalınlığında altın var deyip geçmeniz gerekiyor. Oysa bu bir tam bir çalışma olmayacak. İyi de biz bunu yaptık da evet gerçekten bu o döneme mi ait? Ya da o sınırlar içinde mi üretilmiş? Dolayısıyla buradan neye yeni bir araştırmaya gidiyoruz. Bu araştırmada nedir? Evet, benim bulduğum sonuçlar gerçekten arşiv belgelerini destekliyor mu? Uyum var mıdır? Ya da desteklemiyorsa bunun kaynağı nereden? Nereden kaynaklanmış olabilir? Buna baktığımız zaman buradaki yaklaşık olarak biz 53 tane bir örnekte çalışmıştık. Ve 53 örnekten yaklaşık 39'unun dediğimiz şekilde 1600 yıllarda çıkan arşiv belgesini destekliyor. Geriye kalanın bir kısmı daha desteklemiyordu, daha miktar daha düşüktü. Öteki ise daha fazlaydı. Burada şu ortaya geldi. Evet, diğeri ikinci kaliteydi ve diğeri ise Türkiye sınırlarında ya da Osmanlı sınırlarında üretilmemiş olduğunu varsayımına varabiliyor. Eğer biz sırf kimya olarak, fizik olarak bunun karakterizasyonuna gitmiş olsaydık, diyecektik ki evet yüzde içinde şu kadar var, kalanı da şu kadar. Ama bu bize bir şey ifade etmeyecek. Bu bizi bir yere götürmeyecek. Bu nedenle multidisipliner çalışmanın ne kadar önemli olduğunu burada bir vurgu yapmak için. Tabii ki yine laboratuvarlara baktığınız zaman laboratuvarların altyapıları mevcut. Ama altyapılarına göre de kendilerine göre belli bir düzenleri var. Yine altyapılarına baktığınız zaman bunları çalıştıran mutlaka uzmanlar vardır. Ve bu uzmanlar da bu cihazları çalıştırıyor. Buradaki bakmamız gereken en önemli parametrelerden birisi kullanılan cihazın o amaç için uygun mudur değil midir? Çünkü kullanacağınız cihazda limit değerleri ya da limit of detection dediğimiz ya da detection limitleri dediğimiz limitler içinde mi ya da altında kalabiliyor. Şunu şu şekilde örnek verebilirim. İki tane farklı laboratuvara aynı örneği götürdüğünüz zaman örneğin metal bir örneği götürdünüz. Birisinin içerisinde bakır, gümüş, altın çıktı. Diğerisinde de altın çıkmadı. Şimdi diğer laboratuvarın verdiği örnekte acaba altın yok mudur? Ya da öteki yanlış mı verdi? Tabii ki buradaki devreye giren nedir? O ölçümü yaptığınız zaman o ölçümdeki sınırlar. Yani sizin cihazınız hangi dedeksiyon
limitine kadar ya da hangi sınırlara kadar inebiliyor ya da inemiyor. Bu nedenle de bunları mutlaka denetim altına alınması gerekiyor. Bu amaç için de genellikle akreditasyon laboratuvarları ön plana çıkıyor. Akreditasyon laboratuvarları, çünkü sizin laboratuvarınız eğer akredite ise genellikle laboratuvar akredite laboratuvar denmesine rağmen akreditasyon laboratuvar bazında değil, laboratuvarda her bir deney için ayrı bir akreditasyon alıyor. Örneğin siz eğer metal analizi yapıyorsunuzsa, içinde demir için akredite olmuşsunuzsa ama içinde bakır varsa, siz bakır elementinden çıkacak sonuçlar için akredite değilsiniz. Her bir deney için, her bir element için ayrı ayrı mutlaka ne olması gerekiyor? Akredite olması gerekiyor. Bu neden nedir ki akredite laboratuvarlar sonuçlarını verdikleri zaman şu elementler için akredite, altına bir tane yıldız işareti koyarlar. Bunlar akreditasyon dışıdır diye. Yani onu yine verir. Bütün laboratuvar her şey illa her şeyden akredite olacak anlamı çıkmıyor. Bir laboratuvarın ne kadar çok deneyden akredite olmuşsa o kadar iyi. Yoksa baktığınız zaman bazı laboratuvarlar var ki tek bir cihazdan iki ya da üç tane deneyden akredite olur ama görünürde akredite laboratuvarı ama verdiği sonuçlarda yalnızca o iki ya da üç deney için ancak akredite sonuçlar verebilir. Bu nedenle akreditasyona akredite olan laboratuvarlarda zamanla her yıl kendilerini daha da geliştirerek akreditasyon akredite edilen deney sayılarını artırırlar. Tabii ki akreditasyon neden önemli ya da çok mu önemli dediğiniz zaman, eğer siz çok iyi sonuçlar çıkarabilirsiniz, doğru da yaptığınızı söyleyebilirsiniz. Ama sizin bir denetiminiz olması lazım. Bugün biz baktığımız zaman laboratuvarların birçoğunda, buna üniversiteler dahildir, bazı kaynaklardan, bütçe sıkıntılarından, şunlardan bunlardan, örneğin aletlerin bakımını sürekli yaptıramıyorlar. Şimdi siz bir cihazı bakımını yapmıyorsunuzsa siz oradan doğru sonuç bekleyemezsiniz. Çünkü bu cihazların belli periyotlarda kalibrasyonlarının yapılması lazım. Bunların doğrulanması lazım. Ölçtüğünüz deneylerin ne kadar doğruluğu olması gerekir. Eğer bu yoksa, bunun denetimi de yoksa, burada bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Çünkü sizin kullandığınız cihazda kirliliklerden dolayı, bazı aksaklıklardan dolayı, metal yorgunluğundan dolayı ve bir sürü parametrelerden dolayı artık ölçümleriniz doğruyu vermeyebilir. Eğer siz akredite bir laboratuvar olmuş olsaydınız, size akreditasyon devamlı şunu zorluyordu. Belli periyotlardaki o cihazların bütün kalibrasyonu yapılması. Yine baktığınız zaman başka neyi size sağlıyor? Özellikle o cihazları da analiz yapan kişilerin sertifikalarını denetliyor. Bu alanda yetkili midir, değil midir? Kullanılan sarf malzemeleri denetliyor. Hangi malzemeleri ne şekilde kullanıyorsunuz? Kullanılan sarf malzemelerin raf ömürleri geçmiş midir, geçmemiş midir? Bugün siz eğer mutfağınızda süt almışsınızsa, dolabınıza koymuşsunuz ama raf ömrü geçmiştir. 6 ay sonra o sütü içecek misiniz? Hayır. Burada da bu sarf malzemelerin belli bir raf ömürleri vardır. Bu raf ömürlerine göre takip edilir. Yine akredite laboratuvarlarda önemli olan başka bir şey vardır. Almış olduğunuz bütün girdilerin denetime tabidir. Ve kullandıktan sonraki atık maddeleri de ne yaptınız? Onların da en son giden denetimine kadar hepsi denetim altı. Tabii Türkiye'deki akreditasyon sistemini TÜRKAK yürütüyor.
TÜRKAK aynı zamanda Avrupa Akreditasyon Birliği'nin üyesi ve Avrupa Akreditasyon Birliği tarafından denetim altında tutuluyor. Dolayısıyla TÜRKAK'tan almış olduğunuz bir akreditasyon hemen bütün Avrupa Birliği tarafından da destekleniyor. Bu nedenledir ki sonuçları son derece akide olan laboratuvarların en önemli özellikleri bir kere yapılmış olan bütün deneylerin takibini mutlaka yapılmış olması. Nasıl örnek alınacağını, ne şekilde geldiğini, ne şekilde depolandığını bunların hepsi akreditasyon içinde mevcut. Örneğin siz bir örnek gönderdiğiniz zaman örneği kabul edenle analizi yapan kişi farklıdır. Analizi yapan kişi örneğin kimden geldiğini görmez. Kime ait olduğunu da bilmez. O yalnızca analizi yapar, raporu hazırlar. Bu nedenle farklı ilişkilerin içeri girmesini de öneriyor. Ve yine baktığınız zaman akreditasyon kurumu şunu denetler. Laboratuvarınızın fiziki durumuna bakar. Örneğin siz bir SEM cihazını başka bir cihazla birlikte kullandığınız zaman aynı odada ya da çok yakın olduğu zaman size akreditasyon vermez. Önce fiziki koşullarınızı düzeltin der ve bunu ayrı bir şeye taşın. Yine sizin eğer miligram, nanogram mertebesinde bir analiz sonuçları verebiliyorsunuzsa o zaman sizden analiz edilecek örneklerin tartımındaki dijit sayısını ister. Yani bilmem 5 dijitli yani 0.000 bilmem kaç miligram gibi bu değerler. Yok ben 1 miligram üzerinde örnek çalışıyorum dediğiniz zaman sizden 5 dijit ister. Yani 0'dan sonra 5. Yok ben 10 miligram, 10 gram çalışıyorsa o zaman ona gerek yok der ve sizin sonuçlarınız da ona göre verir. Bu nedenle laboratuvarlardaki en büyük eksikliklerden birinci olarak gerçekten aletlerimizin zamanında kalibrasyonunun yapılıp yapılmadı. En büyük sıkıntı da buradan kaynaklanmak. Çünkü zamana bağlı olarak, haklı olarak ya da kirliliklerin dolayı buradaki sonuçları gerçek sonuçlarla karşılaştırmak ve yeniden update etmek. Gerekirse parçalarını değiştirmek gerekiyor. Başka önemli bir şey ise gerçekten analizi yapacak kişinin ya da onu değerlendirecek kişinin, analizi yapacak kişi cihazı kullanabilir, son derece uygun. Ama onu değerlendirecek kişinin o alanda gerçekten yetkin olması gerekiyor. Bütün şeyleri alması gerekiyor. Örneğin yine bu konuyla ilgili bir İtalya'da yaptırdığım bir analiz sonucu şunu gördüm ben. Gönderdiğim bir örnek üzerinde 16. yüzyıldaki bir yine altın klaptan aitti. Orada zirkonyum elementi bulundu. Şimdi normalde baktığınız zaman ben bunu karakterizasyon yapmış olsaydım şunu diyecektim. Evet bu 16. yüzyıla ait bir kumaşa ait bir klaptan ama içinde işte şunlar işte altın, gümüş, zirkonyum vardır. Oysa baktığınız zaman konuyu biraz irdelediğinizde zirkonyum 1883'te kullanmaya başlamış ortaya çıkıyor. Size gelen örnek 16. yüzyıl. Şimdi burada iki tane şey var. Ya cihaz yanlış yaptı ya o örnek gerçekten 16. yüzyıl değildir. Bu nedenle bunun denetlenmesi. Yok ne yaparsınız? İkinci bir analiz daha yaparsınız. Ya da farklı bir cihazda yeniden o zirkonyuma bakarsınız. Eğer bulduysanız kararınız dersiniz ki evet bu 16. yüzyıla ait değildir dersiniz. Ama siz zirkonyumun 1883'te kullanılmaya başlandığını bilmezseniz o zaman yapacağınız hiçbir şey yoktu. Vereceğiniz sonuç da
yanlış olacak. Türkiye'deki en büyük eksiklikler laboratuvar açısından birinci önceliğimiz kesinlikle iyi yetişmiş ve sayısı az olan kişiler. Kişi sayısı, eğitimci sayısı. Sınırlı. Hızla bunun yükseltilmesi lazım. Hızla bu alana doğru çekilmesi lazım. Başka bir konu daha var. Özellikle birçok laboratuvar evet analiz yapar. Restorasyonda ve konservasyonda kullanır bu sonuçları. Ama her nedense bu sonuçlar uluslararası alanlara çıkmaz. Eğer biz yaptığımız işinden eminsek mutlaka bunu paylaşmamız lazım. Bu konuyla ilgili belki sorular gelebilir. Bu nedenle bu konuyu daha sonraya bırakacağım. Tabii biz laboratuvarın yetkinliklerini neye göre yapacağız? Altyapıya göre mi yetkindir diyeceğiz? Analiz yazılımına göre mi yetkindir diyeceğiz? Türkiye'deki en önemli eksikliklerden birisi de evet analizi yapabiliyorsunuz. Yaparsınız. Ya da bana şu analizler lazım dediğiniz zaman ona göre analizler yaparsınız. Tabii ki bu analizleri yapmanız için de ne tür ya da hangi tür bir sistem kullanmanız gerekiyor? Ne tür metotlar kullanacaksınız? Spektrofotometrik mi ya da spektroskopik metotlar mı? Kromatografik metotlar mı yoksa radyolojik ya da başka metotlar mı? Bu da sizin kültürel mirasınızdan ya da objenizin ya da eserinize ait olan durumuna göre yapacağınız analizdir. Örneğin siz eğer organik bir yapı, organik bir boya, organik kökenli arıyorsunuzsa bunu yapmanız gereken yöntemlerden birisi ki en önce gelen yöntemler kromatografik yöntemler. Yani organik bir yapıyı kromatografik yöntemlerle ancak analiz edebilirsiniz. Yine bağlayıcılarla ilgili. Özellikle tuvallerde, resimlerde, freskolarda kullanmış olan o zaman gaz kromatografisini kullanacaksınız. Ya da eğer boyar madde gibiyse yüksek basınçlı sıvı kromatografi ya da LC-MS dediğimiz elinizde hangi cihaz varsa bunlara cevap verebilecek seviyede. Yok eğer siz metal özellikle anorganik ya da inorganik karakterizasyon yapacaksınız o zaman sizin kromatografik yöntemleri kullanmanıza gerek yok. O zaman spektroskopik yöntemleri kullanacaksınız. İkizarel kullanacaksınız. SMEDX kullanacaksınız. Atomik absorpsiyon kullanacaksınız. Nötron aktivasyon kullanacaksınız. Buna benzerini kullanacaksınız. Bu nedenle hangi tür analiz isteniyorsa ona uygun cihazlarda analiz edilmesi gerekir. Örneğin son yıllarda Raman hem organik hem inorganik olarak inorganikti zaten. İnorganik yapıları analiz etmekte son derece başarılı, tahribatsız bir yöntem. Ama organik olarak da yazılımlar geliştirildi. Ama ne yazık ki bugüne kadar çok fazla bir ilerleme olmadı. Bu ilerleme olmayacak anlamına gelmez. Bu konuda çalışmalar devam ediyor. Dolayısıyla baktığımız zaman biz kullanacağımız cihazı, yöntemi ya da eserin durumuna göre de seçmemiz gerekiyor. Burada biz hangi tür bir yöntemi kullanacağız? Tahribatsız bir yöntem mi kullanacağız? Mikro bir yöntem mi kullanacağız? Normalde ya da tahribatlı yöntem mi kullanacağız? Bu da yine olması gereken nedir? Eserin
yapısına göre, durumuna göre eserin oradan parça alındığı zaman buna tahribat olup olmadığına göre karar vermek gerekecek. Bu nedenle nedenledir ki bunların hepsini bir araya getirmek gerekiyor. Evet. Çok teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Şimdi sorularımız geliyor. Ondan sonra Profesör Doktor Yaşar Selçuk Şener hocamızdan, sayın üyemizden hemen okuyorum. İki soru arka arkaya gelmiş. Analizden çok daha iyi sonuçlar alınması için sorulması gereken sorular, yani merak edilen bulgu konusu çok önemli değil mi? Peki bu konuları kimler sormalı sizce? Bir eserde istenilen ulaşılması gerekli sonuçlara göre örnekleme değişir mi? Örneklemede standartlama belirlenebilir mi? Yani son sorudan gireyim. Örnekleme değişebilir. Şeyin durumuna göre değişebilir. Ama belli eserler için, belli şeyler için mutlaka standartlanabilir. Tabii buradaki da standart limitlerini koymak gerekir. Tabii ki buradaki en önemli konulardan biri bu analizi yaptıracak ya da isteyen kişinin gerçekten bunu ne için istediği. Bunun şeyi son derece önemli. Buradan ne çıktı sağlayacağım? Ben bu analizi yapıyorum. Bu analiz bana neyi getirecek? Yani ben bir eseri buldum, bunu analiz yaptırayım ya da çok iyi bir eser bu ama bunu bir analiz yaptırayım da karakterizasyon için içinde şunlar 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 var. Bu bir şey ifade etmeyecektir. O ona bu hangi amaca doğru kullanacaksa ya da orada beklentileri neyse bana göre ona göre analiz şeylerini istemesi son derece. Teşekkürler. Selçuk Hocam mikrofonu açıp açalım. Açalım. Onun soruları da geliyor. Ben bu arada Mahmut Aydın Hocam katkı yapmış Selçuk Hocam'a. Onun katkısını sorayım. Bence yaşanan sıkıntılar... Sesiniz gelmedi Saadet Hanım. Bence yaşanan sıkıntılardan biri... Bir dakika. Ne oldu? Evet. Bence... Ses gelmedi. Bir kesinti oldu. Allah Allah. Şimdi nasıl hocam? Gelmiyor mu? Gayet güzel bende ama. Neden bilmiyorum. Biz duyuyoruz sizi Saadet Hanım. Ben tam duyamıyorum. Siz evet, duyuyor musunuz? Şimdi siz beni duyabiliyor musunuz? Evet. Bir deneyin hocam. Diğer konuklarımız duyuyorlarmış. Bir siz şey yapın bakalım. Şimdi duyuyor musunuz? Ben kulaklığımı evet, çıkardım. Evet, gayet iyi duyuyorum. Biraz daha yaklaştırayım. Çok iyi. Siz beni duyuyor musunuz? Duyuyorum. Şu anda duyuyorum. Kulaklığımı çıkardım. Ses gayet iyi geliyor. Tamam. Şimdi Mahmut Aydın Hocam diyor ki Selçuk Yaşar Hocam'ın sorusuna katkı olarak bence yaşanan sıkıntılardan biri Selçuk Hocam'ın dediği gibi analizden neler beklenmektedir, sorun nedir diyor. Selçuk Hocam'ın zaten birazdan mikrofonunu açmasını rica edeceğim. Açıldı mı hocam? Tamam. Katkı olması açısından soruyorum diyor Selçuk Hocam. Her laboratuvar her şeyi çalışması yerine laboratuvarlar arası uzmanlaşma farkı olsa daha iyi olmaz mı diyor. Buyurun hocam. Son derece doğru şey. Uzmanlaşmak her alanda olduğu gibi laboratuvarlarda da son derece önemli. Bu konuda doğru söylüyorsunuz hocam. Mahmut Hoca'ya katılıyorum. Ben bir konuda bir şey söyleyebilir miyim? Estağfurullah. Tabii buyurun. Hocam şöyle aslında laboratuvarlardan yani şöyle analizler şimdi lütfen yanlış anlamayın ama analizler moda oldu moda yani hani kaba bir tabirle modaya dönüştü. Mesela bir yapının onarımı söz konusu olduğu zaman veya bir arkeolojik kazıdan beklenen şey analiz yapılması. Ama bunu soran isteyen kurum da ne için istediğini çok iyi bilmiyor açıkçası. Yani mesela bir yapı bir bina onarılacaksa orada kurum diyor ki analiz istiyorum. Ama analizi niçin istediği, yani neye ulaşacağı konusunda bir fikri yok. Öyle olduğu için de daha çok arkeometrik laboratuvarları kendi içerisinde yani hani elinden geldiği kadarıyla belirli konuları belirleyip ona göre sonuçlar üretmeye çalışıyorlar. Ama biraz önce söylediğiniz gibi
bir sanat tarihçisi, bir arkeolog gibi yani hani veya bir mimar gibi. Yani eseri, yapıyı, malzemeyi, mesela arkeolojik bir alanda çalışıyorsanız o malzemeyi, o eseri en iyi kazı başkanı bilir veya kazı ekip üyeleri bilir veya o alanda çalışan uzmanlar bilir. Yani söylemek istediğim şey şuydu. Aslında soruyu soranın ne istediğini bilmesi çok önemli. Yani o kazı başkanı, kazı ekip üyesi veya o malzeme üzerinde çalışan arkeoloğun neyi algılamaya çalıştığını iyi soru halinde sorarsa arkeometrist bu doğrultuda daha iyi sonuçlar üretir diye düşünüyorum. Yani hani burada bir eksiklik var. Özellikle kurumlar mesela bir yapı onarılırken analiz istiyorlar. Çoğunlukla değerlendirmeden dosyanın içerisine kaybolup gidiyor. Ben bunu sormak istiyorum. Hem de çok teşekkür ederim. Selçuk Hocam son derece haklısınız. Ben de onu vurgulamaya çalıştım. Yani çıktısı ne olmalı bunun? Siz analiz istiyorsunuz. Niye istiyorsunuz? Yani ne işinize yarayacak bu? Şimdi şunu istersiniz. Dersiniz ki ben burada ileride bir restorasyon yapacağım ya da bir uygulama yapacağım ama buradaki bağlayıcıyla benim kullanacağım bağlayıcı arasında bir uygunluk olur mu olmaz mı? Bu açıdan isterseniz buna göre bir ne araştırmasını istersiniz. O zaman bağlayıcıyı araştırırsınız. Yok kullanacağım yeni kullanacağım malzemeyle geçmişte kullanılan malzeme arasındaki bir uyumsuzluk olur mu derseniz ikisi arasındaki buna göre bir rapor istersiniz. Bu buna uygun mudur diye. Zaten olması gereken bu. Yoksa ben analiz yapayım sonucunu buraya koyayım. Yani gerçekten bir şey ifade etmiyor. Mutlaka analizin bir şeyde işe yaraması gerekiyor. Yoksa analiz yaptım oldu bitti. Bu bir şey ifade etmiyor. Teşekkürler. Sayın Ahmet Sansar'ın sorusuyla devam ediyorum. Kısa bir cevap umarım olur. Hocam Maraman konusunda özellikle metallerde çok zor pik alınıyor. Bunun ile ilgili bir öneriniz var mı? Neyle? Raman. Raman konusunda özellikle metallerde çok zor pik alınıyor. Neden? Raman, hangi ramanlar? Ramanın da buradaki önemli olan demin bahsettim dedeksiyon limitlerinin. Yani sizin şimdi mid raman mı? Uzak mı? Yakın mı? Buradaki dalga boyuna göre ayarlamanız gerekiyor. Raman dediğiniz zaman bir kombine olanlar vardır. Bir de bunun işte yakın, orta ve uzak dalga boyunda çalışanlar vardı. Bu nedenle hem dedeksiyon limitlerini bilmek lazım hem de o metalin hangi alanda pik verdiğini. Dolayısıyla bu konu bu şekilde ancak olabilirsin ama Raman gerçekten sıkıntı yok bu konuda. Sağ olun. Sayın üyemiz Uğur Genc'in bir sorusu var. Son Ali Akın Akyol hocamın sorularıyla kapatacağız. Başka da soru gelmemiş çünkü. Uğur Bey'in sorusunu söylüyorum hocam. Teşhis ve belgeleme için tanılayıcı ve izleyici analizlere yönelme konusu konservatörün bu konudaki bilgi ve deneyimleri çerçevesinde yapılmakta. Bu konuda oturmuş bir standart kurumsal bazda veya ilkesel olarak henüz mevcut değil demiş. Böyle bir görüş paylaşmış bizimle. Katılıyorum. Evet, teşekkürler. Standartlar yani bir takım protokoller oluşturulması lazım herhalde. Yani biz sizinle Roma Üniversitesi'nde de bu konuda birlikte CUMİD'in projesinde çalışırken aynı konularda çok çalışmıştık. Şimdi son Ali Akın Akyol'un sorularını ileteceğim size ve ondan sonra da kapatacağız hocam. Arkeolojide analizden ne beklendiği genel olarak tarif edilemiyor. Arkeolojide analizden ne beklendiği genel olarak tarif edilemiyor. Bir diğer taraf da az sayıdaki laboratuvarın dışındaki laboratuvarlar sadece analiz yapıyorlar. Arkeolojik sonuçlar sunamıyorlar. Buna ne dersiniz demiş. Bir başka sorusu da var mıydı? Onu göremedim. İki soru olmaz. Evet buna devam edin ben bulacağım hocam. Tabii ki şimdi laboratuvarlar yalnızca bir analiz sonucu veriyor. Eğer ne istediğini bilmezse. İkinci olarak zaten ortak çalışması gerekir. Vurgum hep bu konuda. Yani bütün alanlarda yalnızca işte bir şeyle değil, bütün alanla multidisipliner olarak çalışması gerekiyor.
Arkeolog şunu ne için kullanacağını söylerse ya da ona göre bir yol belirlerse analiz laboratuvarda ona göre bir analiz yapabilir. Ama buradaki önemli olan şey birlikte çalışmak. Yani mutlaka eğer birlikte çalışmıyorsa mutlaka destek almak. Mutlaka birilerine sormak. Teşekkür ederim. Şimdi var mı Ali Hoca'nın sorusuna cevap yok, oldu. Başka sorusu var mı? Tek soru var. Sayın Mehmet Özdoğan hocamız son bir şeyler söylemek ister mi? Ona da söz vermeden bir ayrılmayalım. Çok teşekkürler. Tabii bu yani onlarla teknik boyutla bilim de arasındaki bağlantı arayüzün çok doğru konması gereken yani onun bence doğru şeysi ama burada sorunlardan biri Türkiye'deki yani bizim karşılaşma en önemli sorunlardan bir tanesi beklenilmedi. Aletler devlet imkanlarıyla her türlü aleti alabiliyorsunuz. Ama evet. Aletin başına koyduğunuz insan o kalitede olamıyor. Çünkü onun maaşı ona göre teknisyen maaşı çok düşük olduğu için genelken üniversitelerde yani diğer laboratuvar için bilmiyorum ama üniversitede en pahalı alet alınıyor. Başına bir hademe kadrosundan biri konuyor. O alette onu kullanması bekleniyor. Çünkü yani teknik elemanın alet kadar kıymetli olması lazım. Doğru kullanılabilmesi için. Üniversiteden kıymetli çok olması lazım hocam kişinin. Efendim? Yani o aleti aletten çok daha aletten daha kıymetli olması, olması lazım. Daha yüksek bir eleman olması lazım. Çünkü siz eğer yani her türlü aleti alabilirsiniz. Denizaltı bile alabilirsiniz. Siz eğer Raman kullanacak ya da SMDX'i kullanacak birini üniversitede tutamazsınız. O kaçar. Dediğiniz ücretlere o kimse çalışmıyor. Kalmaz. Alet oradadır. Aletten bakın Türkiye'de benim bildiğim kadar 46 üniversite termal lüminesans laboratuvarı var. Kaç tane uzmanı var? Ve o kadar gerekli mi? Sorusu o. Yani bu her alan için bu geçerli. Yani onun için doğru bir planlamayla, doğru bir teknik bir altyapı olmadan bütün iyi niyetle, yani şu anda kumitlerde, belediyelerde kullanılan biraz daha, yani üniversitelerdeki bunun esas biriminin yapılacağı yerlerdeki soruların doğru sorulabilmesi için teknik personelin ona göre yetiştirilmesi lazım ve aletten teknik personel uyum sağlaması lazım. Sorunun temellerinden biri oradan kaynaklanıyor bence. Teşekkürler hocam, sağ olun. Mehmet hocam sağ olun. Katılım şimdi yayına koyabilmeliyiz. Son bir şeyle bir temel. Tabii lütfen hocam. Son kapatın. Belki de Türkiye'nin yapması gereken olan bir şey bu kültürel mirasın analizleri konusunda yeni bir algoritma geliştirmek, yeni bir yazılım geliştirmek. Bütün şeyleri de bunu alıyor. Tamam. Şimdi maalesef kapatmak zorundayız çünkü yayına sokamıyoruz aksi takdirde çok uzun şeyi sunumları. Bize sanal misafirimiz olduğunuz için bizlere katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz sayın katılımcılar. Sayın hocalarım özellikle konuşmacımız Sayın Recep Karadağ hocamız bizleri çok önemli bilgilerle beslediğiniz için çok teşekkür ederim. Bizi izlemeye devam edin çünkü 7 Mayıs'ta Sayın Üyemiz Profesör Doktor Yaşar Selçuk Şener'in sunumuyla saat 15'te gene 11 Mayıs'ta da yine kurucu üyemiz Profesör Doktor Mehmet Özdoğan'ın sunumlarıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bizleri misafir olarak kabul etmeyi kabul etmenizi bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Kolay gelsin. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Teşekkürler. Teşekkürler. Ali Hocam teşekkürler.